Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu yüzyılda geleceğini söyleyen büyük İslam alimlerinden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri vardır başta. İnşallah. Çok net, sarih olarak bu yüzyılda Mehdi'nin geleceğini belirtmiştir. İnşallah. Şeyh Nazım Kıbrıs Hazretleri defalarca konuşmalarında Mehdi'nin bu yüzyılda geleceğini belirtmiştir. Evet. Evet. Ve tarih vererek çok net ifadelerle konuşmuştur. Vekilleri Şeyh Efendiler de, Şeyh Adnan var. Evet. Şeyh Adnan Hazretleri, o diğer vekilleri de hepsi de aynı şekilde. Onlar da Şeyh Efendilerdir. Onlar da Mehdi'nin bu yüzyılda geldiğini ve önümüzdeki günlerde onunla inşallah tanışmak şerefine erişeceğimizi belirtmişlerdir. İnşallah. Efendi Baba Şeyh Ali Haydar Efendi Hazretleri, Kadesullah'ı sürü, o da hilafet vermemiştir. Yani tarikatı kendinde kesmiştir. Herhangi bir kişiye vekalet vermemiştir. Çünkü Mehdi'ye bırakmıştır vekaleti. Evet. Halifeliği. Halifeliği. Yani birçok tarikat böyle şekildedir. Yani bütün Nakşi ve Kadi tarikatları hepsi artık halife bırakmıyorlar. Çünkü Mehdi geldi diyorlar, artık o bundan Mehdi'yle sonlandığı için bütün tarikatların hepsinin başı olduğu için. Yani tarikat derken tarikatların üstündedir Mehdi'nin konumu. Yani tarikatları kaldıran yapısı vardır Mehdi'nin. Evet. O yüzden Ali Haydar Efendi hilafet vermeyip ona devretmiştir. Evet. Mehdi'ye devretmiştir hilafeti. Diğer şey efendiler, mesela Adıyaman'da Şeyh Menzil Menzil tarikatı, evet. Şeyh Muhammed Raşit Erol Hazretleri de öyle. Halife bırakmamıştır. Yani yerine mesela şu kişi benim halifemdir şeklinde bırakmamıştır. Vekiller de devam ediyor şu an. Dolayısıyla o da Mehdi'ye bırakmıştır. Mehdi'nin bu yüzyılda geleceğini etrafındaki kişilere söylemiştir. Mesela Şeyh Mehmet Said Kotka Hazretleri de aynı şekilde ifadeleri var. Bütün müritleri, talebeleri bilirler. Şeyh Nevşehirli Hacı Abdullah Baba Hazretleri'nin bu konudaki beyanlarını internette görebilirsiniz. Mehmet Said Kotka Hazretleri'nin yine internete girenler görebilirler. Yani isimlerini ararsalar internetten görebilirler. Yani bizim internet sitelerimizin dışında kendi talebelerinin açtığı internet sitelerinden görebilirler. Şeyh Çorumlu Hacı Mustafa Anaç Hazretleri var, Kadesullah Suru. O da bu yüzyılda Mehdi'nin geleceğini söylüyor. Mehdi'nin bu yüzyılda gelmiş olduğunu söylüyor. Onu da internetten bakıp görebilirler. Şeyh Nimetullah Hoca Efendi Hazretleri var. Ki Mahmut hocamızın da çok sevdiği, evet. Cübbeli Ahmet'in de eline eteğini öptüğü bir insandır. Çok saygı gösterdiği, evet. Bir insandır. O da Mehdi'nin bu yüzyılda geleceğini söylüyor. Şeyh Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri, internete girin bakın ismiyle. O da aynı şekilde söylüyor. Şeyh Mustafa İhsan Karadağ Turabi Hazretleri, o da. Şeyh Es-Seyyid Hacı Osman Hulusi Efendi Hazretleri. Şeyh Hasan Burkay Hoca Efendi Hazretleri. Şeyh Muhammed Raşit Erol Hazretleri, hepsinde internete girip kardeşlerimiz araştırma yaparlarsa kendi talebenin izahlarından da bunu anlarlar. Atatürk'ümüz de bunu söylemiştir. Bu yüzyıl İslam'ın yüzyıldır. Türk aleminin lider olacağı yüzyıldır. Türk İslam aleminin lider olacağı yüzyıldır. İnşallah. Atatürk Türk birliğini görüyorum diyor, değil mi? Evet. Ve bunun mutlaka gerçekleşeceğini belirtiyor. İslam birliğini de ileride olacak bir hakikat olarak belirtmiştir Atatürk. Yani Türkistan Birliği'nin mutlaka kendisinden sonra oluşacağını belirtmiştir. Hatta onunla ilgili vasiyeti de vardır. Bir vasiyet bırakmıştır, daha açılmamıştır. İnşallah. 1980'lerde açılacağı söyleniyordu vasiyetin. Açılmadı, evet. Yeniden ertelendi. Ama vasiyeti bizzat görenler söylüyor. Vasiyetinde Mehdi'lerini de bahsediyor. Ahir zamanda da Türkistan Birliği'nden de bahsediyor. Türkiye'nin bütün dünyaya lider olacağından bahsediyor inşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Türkiye liderdir. İnşallah. Ve inşallah bunu bu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Zaten dikkatlice bakanlar bunu görür. Her yerde vizeler kalkıyor. Evet. Her yerde bağlantılı oluyor. Evet. Türk devletlerinin İslam ülkeleriyle, zaten İslam ülke, Türk devletlerinin hepsi İslam ülkesi genellikle. Oradaki tabii Hristiyanlar, Musevalar, onlar da bizim kardeşimizdir. Onlar da Allah'ın bize emanetidir. Evet. Onlara sevgiyle, şefkatle bakıyoruz. İnkar edilecek bir konum yok. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde 8 tane hadis-i şerif var. Suyuti'nin eserlerinde de bunu görebilirsiniz.